Evet, mutlu günler sevgili izleyiciler. Yeni bir bayram programıyla, bayram sohbetiyle karşınızdayız. Bugün özel bir ismin evine konuk olduk yine ve sohbet edeceğiz sizlerle birlikte. Bu bayram gününde, bu sohbetle renklenecek bu bayram gününüzde. Efendim, önemli bir isim dedim. Türk siyasetinin önemli bir ismi. Aynı zamanda duayen bir isim. Hem de gazeteci Altan Öğmen'in evine konuk olduk bugün. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız bizi. Çok sağ olun. Mutlu ettiniz bu bayram gününde. Biz mutlu olduk efendim. Birlikte olduk. İzleyicilerimiz de eminim çok merak ediyorlardır. Bayram gününde hem siyaset konuşacağız ama hem de aktüel bir sohbet edeceğiz. Altan Bey, eski bayramlar diyeceğim. Eski bayramları da konuşmak istiyorum ama o çocukluk yıllarınızı da hatırlıyorsunuzdur mutlaka, o bayramları. O günlerde bayramlar nasıldı? Şimdikilere benziyor muydu mesela? Şimdi eski bayramlar deyince benim aklıma Karagöz gelir. Ankara'da oturuyorduk biz. Bu bayram günlerine tabii eve ziyaretçiler geliyor. Şeker bayramı olsun, kurban bayramı olsun. Bir de halk evinde, Ankara halk evinde Hayali Küçük Ali Karagöz oynatırdı. Yani Karagöz'ü şimdiki nesiller belki az biliyor, bilmiyorum. İşte o zamanın en önemli Ramazan eğlencelerinden bir tanesidir aslında. İstanbul'da da böyle yani Ramazan akşamları. Karagöz'de Hacivat falan. Şimdi orada da o şey yapardı. Ben de çok meraklıydım Karagöz'e. Bir de bana bir şeyler, hediyeler almışlardı. Karagöz figürleriyle. Hatta işte bir tülbent koyup onun arkasından kendim Karagöz oynatmaya merak saldım. Evde kitaplar da vardı. Karagöz'ün oyunlarından böyle karşılıklı diyaloglar alt alta dizilmiştir. Yani işte Karagöz, işte seyahatte Karagöz şurada falan diye. Onları sahneye koymaya çalışırdım. Yani şimdi ilk bayram deyince aklıma gelen odur. Tabii şeker bayramında şekerler, evet. Öbüründe şeyler, kurbanlar falan öyle şeyler de hatırlıyorum. 32 doğumluyum ben. Diyelim ki yani 40'larda falan şeyde o zamanki bayramları düşündüğüm zaman bizim İstanbul'a gelişimiz bir meseleydi. Yani turizm falan diye bir şey yok zaten. Oteller, moteller yok öyle bir şey. Tatil zamanlarında akrabalar eğer başka şehirdeyse oraya gidilir. Tabii daha iyi, daha imkanları bol olan şehir varsa oraya daha fazla gidilir. Az imkanlı yere daha az gidilir ama biz İstanbul'a gelirdik. Çünkü işte amcalarım, halam falan İstanbul'daydı. Onların evinde misafir kalarak geçirirdik. Şimdi bu seyahati yapmak için bir tek tren vardı zaten. Yani ne kimsede araba vardı, özel araba, ne de otobüs seferleri doğrudan doğruya İstanbul'a getirebilirdi. İşte aktarmalı gelinirdi falan. O seyahat şeyi azdı. Eğer o zaman da çok olsaydı herhalde bu seyahatler daha fazla o zaman artmış olacaktı. Tabii, yani teknoloji, ikincisi sonucu. İşte savaş zamanıydı. Yani Türkiye savaşın içinde öyle zaten eğlenmeye falan fazla imkan yok. İmkan yok denildiği zaman işte acaba Almanlar bize hücum mu eder, Bulgaristan'a gelmişler, girmişler falan o gibi meseleler vardı. Onun için eski usul şeydi, bulunduğunuz yerde ne kadar akraba varsa onlarla karşılıklı ziyarette bulunurdunuz yahut komşularla. Bir mahalledeki komşular zaten gidilir zaten. Her gün önünden geçiyorsunuz kapısından falan. Tanışılır mutlaka. Tatlılar yiyebilir. Bol ziyaretli bir şey olurdu. Ben de fırsat bulursam işte mahallenin çocuklarına Karagöz gösterisi yapmaya çalışırdım. Anlattığım gibi. Aslında hepsinin içinde biraz kıssadan hisse vardı değil mi? Yani o anlatılan, örnek verilen şeyler. Şimdi sevgili izleyiciler, sizin de mutlaka hafızanız hatırlatmıştır size. Hep böyle minik minik kıssadan hisse hikayelerin de içinde olduğu, zaman zaman taşlamaların yapıldığı tabii. Bir oyundu Karagöz'de Hacivat oyunu. Çok da keyifliydi. Ama bilmiyorum, şimdilerde acaba halen o şey devam ediyor? Şimdi hakikaten ben de bilmiyorum. Yani belki gençler arasında falan da Karagöz'den bahsedilen rastlamadım. Evet. Bizim için çok önemli bir şeydi.
tiyatrolar falan Ankara'da yeni yeni başlamış. İstanbul'da bir tek şehir tiyatrosu var. Başka gidecek yer. Cumhuriyetinin genç yılları. Şey var, sinemalar var. İşte Ankara'da 3 tane sinema var. Yeni var. Sus sineması, yeni sinema. Ulus sineması oldu. Sonra yeni açıldı mesela. O zaman için yeniydi tabii. Sonra arkadan Ankara sineması. Bütün bunları izlerdik. Şimdi çok çeşitlendi bu tabii. Evet. Ve turizme falan da faydası oldu tabii. Turizm çok gelişti aslında. Şimdi Türkiye'de festivaller yapılıyor. İşte içinde bulunduğumuz dönem yaz evet. dönemiydi. Pek çok belediyenin festivali oldu, özel tiyatrolar vardı, konserler yapıldı. Dediğiniz gibi bu anlamda kültür ve sanat etkinlikleri bakımından zengin bir dönem yaşıyor Türkiye. Her ne kadar kısıtlanmaya çalışılsa da belli noktalarda yine de önüne geçilemez zaten. Yani bu bütün şartların işte ekonomik şartların, sosyal şartların falan sonucu bu. Yani daha insanlar hareketlendi, işte arabalandı, şu oldu, bu oldu. Onlar kullanılacak tabii. Ya eskiden işte ziyaretler olurdu falan. Şimdi ziyaretler de azaldı. Bizim ziyaret etme şeyimiz, zorunluluğumuz kalktı ortadan. Yani maalesef insanlar işte hayattan ayrılıyor ya şey oluyor, aileler daha küçülüyor falan. Mesela bize daha fazla gelme kuralı var. Evet. Ama bu kural çok da uygulanamıyor. Yani çocuklar da bir yere gidiyorlar. Başka bir şehre falan gidiyorlar. Eksik olmasına birinci günü falan bir uğradıkları oluyor. Ama bunu böyle bir kötümserlikle falan şey yapmamak lazım. Bir dramatik bir hadise olarak yapmamak lazım. Televizyonda bir reklam vardı bir ara. Bir bayram günü. Bu bir şeker reklamıydı aslında. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet, evin hanımıyla beyi oturup pencereden bakıyorlar ve ziyaret bekliyorlar çocuklardan falan herhalde. Evet. İşte baksana bir kapı çaldı falan, bir git çocuklar gelmiştir falan filan. Gidiyorlar, hanım bakıyor, dönüyor diyor ki postacı gelmiş diyor mesela. Yani çocuk yok, daha çocuklar ziyaret edecek. Yani öyle bir beklentiyi fazla mübalağa etmemek lazım. Yani yaşadığımız dönemin şartlarını göz önünde tutarak. Aile olmak tabii çok önemli bir şey. Tabii. Ben hep şöyle söylerim, aileleri ağaçlara benzetirim. Kökleri ne kadar kuvvetli olursa ailenin hayata mukavemeti o kadar güçlü oluyor. Aslında sembolik şeyler bu bayram ziyaretleri ama yapılması muhakkak olan ve karşılıklı insanları besleyen, aileyi besleyen ziyaretler. Tabii tabii. Yani ama zamanı işte daha kısa olur. Yahut işte bazen evet. telefonla şey olabilir, kutlama olabilir. Yani herkesin bir takım işte planları oluyor. Yani o irtibatı, o dostluğu falan, dostluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini falan muhafaza etmek ve geliştirmekte fayda var. Ama yani gene şeyin toplumsal, ekonomik şartların falan sonucu sayılabilir. Bu cep telefonları var biliyorsunuz. O birçok şeyi bir bakıma telafi... Hayatımızın en önemli evet. parçalarından bir tanesi oldu. Şimdi mesela şeyi telafi edebiliyor bir ölçüde. Yani ziyaret yerine açıp da işte 3-5 dakika konuşup şey yapıyorsunuz. Yani gönlünü alıyorsunuz karşı tarafın. Ve daha sık olabiliyor bu tabii. Yani İstanbul'da her gün ziyaret edemezsiniz. Buradan karşıya geçseniz 2 saat sürüyor. Ne kadar süreceği belli değil. Bazen dostların, şeylerin ziyaretine gitmek istediğiniz zaman. Ama telefonla bazılarını halletmek mümkün oluyor. İşte 2-3 defa edebilirsiniz telefon. Her gün ziyaret edemez. Her gün telefon edebilirsiniz eğer. Bir şekilde telafi etme yolunu bulabiliyoruz. Ziyaretlerde zaten şöyle bir başka faktör devreye girdi. Onu da göz önünde tutmak lazım. Şimdi mesela 4-5 kişi geliyor eve, işte ziyaret konuşulacak falan. Fakat herkesin evinde bir akıllı telefon var ya başka bir şey var. Arada bir onunla da meşgul oluyorlar. Yani bir böyle 5-6 kişinin katılacağı sohbeti uzun süre sürdürmek mümkün değil.
Yani herkes elindekiyle o sırada birine bir mesaj atıyor, oradan mesaj geliyor falan. Onun işte bir olumlu tarafı var. Herkes birbirini aramış oluyor. Böyle toplu şeylerde yüz yüze görüşmeler biraz daha az oluyor. Ama işte bunlarla aslında herkes bir arada oluyor ama birbirleriyle görüşemiyor evet. diye düşünüyorum. Geçen gün şöyle bir şey düşündüm. Bir fikir geliştirdim. Tam bu söylediğiniz üzere bir şeydi. Son dönemde herkes bu internet ve teknoloji bağımlılığını konuşuyor. Telefon bağımlılığını. Dediğiniz gibi kareler evlerde ya da dışarıda farklı alanlarda herkesin gözüne çarpıyor. İnsanlar bir arada ama ellerinde telefonlarla konuşuyorlar. Aslında teknoloji bile yine insana ulaşmak için kullanmış olmuyor muyuz? Hı hı. Yani ha, doğru. Yani iyimser bir bakış tabii. Gene insanlar arasındaki ilişkiler o şekilde değil belki yüz yüze evet. şimdi biraz sizinle oturduğumuz gibi değil. Ama herhalde. Daha sık, daha çabuk olabiliyor. Evet. Yani evet, o evet, iyi bu tarafı da var. Yani bardağın yarısı dolu, yarısı evet. boş diye bakabilirsek yani dolu tarafını görmek lazım. Bir bakış açısı olarak böyle de düşünülebilir. Hız çağı ve teknoloji çağı ve insan yine ürettiği teknolojiyi insana ulaşmak için aslında kullanıyor. İnsanın işini kolaylaştırmak için bir açıdan ama dediğiniz gibi hem boş tarafı hem dolu tarafı. Denge iyidir, dengeyi korumak gerekiyor. Evet ama bu tarafı da bakın hakikaten bu tarafını çok fazla düşünmemiştim. Siz söyleyince şey yaptım çünkü... Yani düşününce şu çıkıyor, daha çok arayabiliyorsunuz. Yani teknoloji gelişiyor, işte günde birkaç defa da konuşmak lazım çocukları falan. Evvelden düşünün yani benim çocukluk zamanımda telefon falan çok az evde vardı. Bizde yoktu, epey zaman geçtikten sonra alındı. Yani ben herhalde 15-16 yaşına vardığımdan sonra bir eve telefon girdi. O telefon da santrale bağlıydı. Yani arayıp orayı 287'ye bağla falan diyordunuz. Bir hanım bağlıyordu. Sonra otomatik telefonlar çıktı ama sadece şehir içinde vardı. Mesela Ankara'dan İstanbul'a telefon etmek için gene yazdırıyordunuz. 03 çevirirdiniz. Hı hı. Ondan sonra işte çok aceleyseydiniz acele derdiniz. Daha fazla aceleyse yıldırım derdiniz. Ona göre masrafını yani parası ona göre artardı. Ama bu az yerde bulunurdu zaten. Şimdi herkesin elinde diyor. O şimdi insan o şekilde bakarsa, eğer bu cep telefonu olmasaydı ne durumdaydık diye düşünürse, o eski durumda da bir sürü dezavantaj mevcut olduğunu görür insan. Onun için yani kötümser olmaya gerek yok. O açıdan iyimser olalım. Ama eskiden kalma bazı şeyleri de işte devam ettirelim esası itibariyle. Evet. Esas. Efendim siz ismiyle müsemma bir kişiliksiniz aynı zamanda. Niçin bunu söylüyorum? Soy isminizle alakalı. Doğru mu biliyorum? Teyit eder misiniz? Öymen soy ismi aynı zamanda fikir adamı manasını taşıyor diye biliyorum. Şimdi bu soyadı şeyi kuralı işte ben doğduktan sonra uygulanmaya başlandı. Yani herkes bir soyadı alır diye yahut uygulama daha şey yaptı. Zorunlu hale geldi. Mesela benim babamın adı Hıfzı Rahman'dı. Belirli bir zamana kadar. Babasının adı arkasına gelirdi. İki isim kullandığı zaman önce kendi ismi sonra babasının adı Hıfzı Rahman Raşit. Öymen soyadını sonradan aldı. Ona eklendi. Üç isim oldu. Çocuklar da zaten isimleri alırken aslında Öymen soyadının alınması sırasında da bir Türkçeleştirme şeyi vardı. İsimleri ve soyadlarını Türkçeleştirme. Yani Osmanlı Devleti yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Osmanlı Devleti çok uluslu bir şey. Türkiye'de daha çok Türklerin şey olması, hakim olması, isimlerin ona göre olması. Dil devrimi ne? Yani bir nevi milli devlet falan işte kuruluşuna katkıda bulunuyor. Ama bütün orada bir detay var. O detayı ben biliyorum ve sevgili izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum.
anne ve babanız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk eğitim elemanlarından da aynı zamanda. Ve babanız özellikle dil devrimini çok destekleyen bir kişilikti ve Türkçe isimlere de çok önem veriyordu. Evet, zaten bana kurulan isim de yani soyadının dışında isim de öyle, Altan. Ha, ama şöyle bir şey de var, bir geçiş dönemi o. Geçiş dönemi olduğu için bir de göbek adı koyuyorlar insanlara. Hı hı. Bana Mehmet, göbek adım Mehmet'tir. Mehmet Altan. Rahmetli kardeşim Örsan'ın göbek adı Mustafa Örsan. Kız kardeşimin adı Gülden ama bir de Kadriye'si var. Kadriye, Gülden, Öymen falan öyle oluyor. Yani geçmişle de bir ilişkiyi muhafaza eden ama yeniye doğru, yeni isimlere doğru açılan bir hali var Türkiye'de. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. Yani daha da üstüne çıkaracağız. Öyle olunca çağdaşlaşma, işte kadın hakları falan. Yani sadece bu dilde şey değil. Orada da bir ulus devlet şeyi var, arayışı var. Osmanlı İmparatorluğu'ndan çıktıktan sonra o çok uluslu devletin bir takım güçlüklerini yaşamış bir devlet. Onun için işte dili mümkün mertebe sadeleştirmek, Türkçeleştirmek falan o ihtiyaç var. Fakat onun yanında tabii bir bütünüyle bakarsanız hep bir çağdaşlığa dönük kadın medeni kanunun çıkması, işte tek eşlilik falan, bunlar hep o dönemin, döneme kadar var olmayan şeyler. Yahut Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanında işte biraz başlamış, fiilen başlamış ama asıl kural haline gelmeleri, kanunlaşmaları falan o dönemde oluyor. Soyadı kanunu işte evvelden yok. Sonra kadınların 1930'larda siyasi haklarını kazanmaları, seçilme hakkı, meclise girmeleri. Birçok ülkeden önce, yani Fransa'da mesela, Avrupa'da da öyle. İsviçre'de 70'lerde daha bazı kantonlarda hala kadınların meclise girmesi söz konusu değildi. Yani bunları falan göz önünde tutarsak öyle bir hareketin içinde yetişmişler. Yani bunun da değerli olduğunu düşünüyorlar. Bu gidişin değerli olduğunu düşünüyorlar. Ve tabii bu bilimde aynı şekilde, yani bilimde gelişmek, eğitim, yani %4,5 tahmin ediliyor Türkiye'de, tahmin ediliyor çünkü sayım falan da yok, okuma yazma bilenlerin oranı Türkiye'de. Bu doğruydu tabii, yani etrafına bakınca ben gözlemleyerek de düşünsem, gözlemlediğim şeyleri düşünsem aynı noktaya varırım. İnanılan ve başarılan bir dönem gerçekten, büyük mücadelelerle de devam eden ve o çağdaş, Atatürk'ün de söylediği gibi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için yapılmış o topyekün devrimler, bugün biz kadınların da aynı şekilde hem seçme ve seçilme hakkı hem medeni kanun, medeni hukukta haklarının yer alması, 10 yıllar boyunca süren demokrasi mücadelesi diyelim. Buna onu da eklemek lazım. Çok önemli bir mihenk o da. Ve neredeyse 100 yılı tamamlayacak bir mücadele. Evet. Ve halen de sürüyor. Ben şimdi o ilk dönemleri şey gibi, o çağdaşlaşma hareketinin kuvvetli olduğu dönemleri bir merdivenin basamaklarını çıkar gibi düşünürüm. Hı hı. Yani işte başlangıçta Cumhuriyet ilan edilmiş ama bir meclisi var o Cumhuriyet'in. Daha milli mücadele döneminden itibaren, 1920'den itibaren şeye dayalı, yani halk idaresine dayalı bir sistem. Ama işte isyanlar, şunlar bunlar, bir başlangıç döneminin zorlukları karşısında demokrasi aşamasına geçilmemiş. Ama dediğimiz gibi kadın hakları, şunlar bunlar yapıldıktan sonra ve bir de araya şey giriyor, İkinci Dünya Savaşı giriyor. O girdikten hemen sonra demokrasi aşamasına da geçilmiş 1945'ten itibaren. O da çağdaşlaşmanın bir basamağı yani aslında. Önce kadın hakları, başka demokratik ülkelerde bile olmayan haklar alınmış.
birçok alanda gelişmeler kaydedilmiş. Ama o çok partili rejim 1945'te ilk adımı atılıyor. Ve onda o kadar istekliler ki Türkiye'yi idare edenler, şuradan belli. İkinci Dünya Savaşı biter bitmez 1945 yılında bu adımın ilanı var. O zamanki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 19 Mayıs 1945 günü orada nutuk söylerken 19 Mayıs'ta diyor ki harp zamanının güçlükleri aşıldıkça Türkiye'de işte daha çok halkın imkanları da bilmem kuvvetlenecektir. Yani demokrasi işareti veriyor. Halkın demokratik bir hayat içinde yaşamasının önemini vurgulayan cümleler söylüyor. Ondan sonra da bu hemen şeye geçiyor. Pratiğe geçiyor. İlk partiler 45 yılının sonuna doğru kurulmaya başlıyor. Daha Avrupa'da birçok ülkede savaşın verdiği şeylerden çıkılıp da o zararlardan çıkılıp da bunların düşünüleceği zaman gelmemiş. Zaten bir kısmı işgal altında Avrupa'nın. Orada Türkiye demokrasiyle adım atmaya başlamış. Yeni partiler kuruluyor. İlk kurulan partiler arasında sosyalist partiler falan da var. Bir Milli Kalkınma Partisi var 1945 falan. Sonra işte Demokrat Parti kuruluyor. Ve demokrasi hemen geçiliyor. Ve 50'den beri de bütün bu Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kazanılmış olan imkanların kullanılması, demokrasi içinde kullanılması başlıyor. Düşünün 50, işte 60'taki, daha doğrusu 50 ile 60 arasındaki talihsiz gelişmeler, onun sonunda o 60 hadisesinin olması, müdahalenin olması. Tabii o işin şey tarafı, bir zorlaştırıcı tarafı bir bakıma. Ama o arada bir de bir anayasa yapılıyor ki bu o zamanki, yani 1960'lardaki Avrupa'daki anayasaların en ilerilerinden bir tanesi. Demokratik açıdan. 1961 Anayasası. O 61 Anayasası'yla biz 60'lı yıllara giriyoruz. 65 seçimleri. Düşünün meclise birdenbire İşçi Partisi'nden işte böyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne kadar işte partiler girmiş. Şey yok, baraj falan yok öyle. Her düşünce mecliste temsil edilebiliyor. O zamana kadar bir komünistlik korkusu var. O da yavaş yavaş atılmaya başlıyor. Yani İşçi Partisi de işte. Yani kaç oy aldıysa, kaç hangi oranda oy aldıysa partiler o oranda milletvekili şey yapıyorlar, çıkarıyorlar. Ve o meclis bütün fikirlerin aşağı yukarı temsil edilebildiği bir meclis haline geliyor. O günleri bir hatırladıkça çok böyle yani şey oluyorum, memnun oluyorum hayatımdan. Her şeyi konuşabiliyorduk. Mesela Nazım Hikmet'in şiirleri. İfadeyle anlatıyorsunuz. Daha demokrasinin sanki daha iyi bir noktada yaşandığı yıllar. Ama iyiye doğru gidiyor böyle adım adım. Evet. Gidiliyor işte seçim kanunu çıkmış, hakim teminatı. Şunlar bunlar yani demokratikleşme bir yandan yürüyor. Bu siyasete yansıyor. Şimdi mesela Nazım Hikmet'in şiirleri fiilen yasaktı daha önceki dönemde. Çünkü bir komünizm tehlikesi altındaydı Türkiye. Dış faktörlerin de etkisi altında. İşte arada bir komünist tevkifatı yapılır. İnsanlar içeri tıkılır falan. Nazım Hikmet'in şiirleri de yayınlanmaz. Zaten 1951'e 50'ye kadar şeydeydi, hapisteydi. Çıktıktan sonra zaten yurt dışına çıkmak zorunda kaldı yani hapisten çıktıktan sonra çünkü yeniden askere alacaklardı falan. Yani Türkiye'deki ön yargılar ona Nazım Hikmet'in Türkiye'de yaşamasına imkan vermiyordu aslında. Evet. Yani rahat etmesine en azından ve yayın yapmasına imkan vermiyordu. Ama bir yandan 50'den sonra işte 60 Anayasası falan derken en büyük Türkiye'nin en büyük şairi olduğu yolundaki hükümler ifade edilmeye başladı. 50 ile 60 arasında yani 60 Anayasası'ndan önce daha güçtü o. Çok daha güçtü. Hatta 60'tan 65'ten sonra da biraz güçtü. Ama sonra yayınlanmaya başladı kitapları.
60'tan sonra da daha anayasa çıkmış ama birdenbire alışılamamış her şeye. Bir hadise vardır böyle, parantez içinde söyleyeyim. Çetin Altan rahmetli, İşçi Partisi milletvekili, kürsüden çıktı, bir söz söyledi. Onun üzerine meclise kıyamet koptu. Söylediği söz şuydu: Nazım Hikmet Türkiye'nin büyük şairidir. Ya büyük bir şairidir. Bunu söyleyince vay sen ona nasıl büyük şair dersin falan diye üstüne hücum ettiler. Saldırdılar, vurdular falan, işte gözünden rahatsız oldu falan. Ya mecliste oldu bu 1960'lar derken. Ama aşıldı o. Gene Çetin Altan'ın dokunulmazlığını kaldırdılar. Kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi dokunulmazlık kaldırma kararını meclisin bozdu. Gene yani milletvekilliği devam etti. Çünkü şey var, yani iktidardaki partinin demokrasi dışı hareketlerini kontrol edecek bir mekanizma vardı o zaman. Anayasa Mahkemesi öyleydi. Hem yetkileri öyleydi, hem uygulamaları öyleydi. Şimdiki gibi... Şimdi var mı yok mu belli değil. Yani hem şeyi yetkileri açısından bir şey halinde, hem de fiili durumda yani Türkiye'de bu anayasaya aykırı bir sürü hadise oluyor. Ama ya bunların düzeltilmesi imkanı kullanılamıyor, bazen o imkanına sahip olanlar, yani Anayasa Mahkemesi'ne olayları götürme durumunda olan partiler de nasıl olsa bunu reddedecek falan diye de yapmıyorlar o işi falan. Böyle bir tuhaf yani duruma geldik. Bağımsızlığının oldukça tartışıldığı bir süreç aslında içinde bulunuyor. Bağımsızlığın olduğunu neye dayanarak iddia etmek mümkün? Bir hakimler ve savcılar kurulu var. Değiştire değiştire şeyini, hem tatbikatını hem de kanunlarını falan o hale getirmişler ki Adalet Bakanı hangi hakimin oradan buraya nakledilmesini yahut görevden alınmasını isterse seçilen kurulda ona müsait o yerine getiriyor. Böyle şey olur mu? Hangi memlekette Adalet Bakanı'nın emriyle İşte hakimler, savcılar emriyle fiilen yahut uyguladığı, işte birlikte uyguladığı kurulun kararıyla oradan oraya sürüldüğü, şeyden çıkarıldığı falan görülebilir. Bir de olağanüstü hal var şimdi. Olağanüstü halinde ne zaman biteceği belli değil. Bir girdik, işte üçer ay falan öyle devam edip gidiyor. Bu olağanüstü hal birkaç sene de sürebilir böyle giderse. Sınırı falan yok. Başka ülkelere demokrasinin gidip de yerine otoriter rejimlerin gelmesi bu olağanüstü hal yoluyla mümkün olmuştur. Almanya'da Hitler'in iktidara gelişi sırasında gelir gelmez çıkardığı kanun fiilen bir olağanüstü hal kanunudur. Bir farkı vardır. 4 sene için çıkardı. O 4 sene içinde her şeyi yaptı. Dümdüz etti yani. Partileri kapatmak dahil. O arada bir şeye de gitti. Plebisite. Evet. Yani seçime meçime gerek yoktur. Evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz diye bir şeyle, bir seçimle yapıldı. Evet diyenler tabii %90 mı ne oldu? Ve kaldı gitti. Başka birçok ülkelerde buna benzer şeyler oldu. Bu olağanüstü hal böyle devamlı bir rejim gibi yürüyüp gitmez ki. Olağanüstü hal kanunu. Tabii bunun sürdürülebilir bir yanı da aslına bakarsanız yok. Yani işte geçtiğimiz Temmuz ayında bir yılını bitirdi. Sadece yapılan açıklamalarda bazı devletin bazı kurumlarının rahat işleyebilmesi için bu süreçte. Malum 15 Temmuz o dinci faşist darbe sonrasında kurumlardan bu terör örgütüne ait kişilerin temizlenebilmesi için bu OHAL'in çıkartıldığı defaten ifade edilmişti. Devletin yetkili kurumlarının başındaki insanlar tarafından gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek Başbakan'ın. Fakat bir yıllık bir süreç bitti ve pek çok mağduru da var aynı zamanda bu OHAL'in.
Çünkü sürekli KHK'larla yönetilen bir devlet yapısı dönüştü. Kurumların pek çoğu işlevsiz hale geldi. Tüm bunlardan oluşan mağduriyetler artık binlerle anılır hale geldi. Bunlar nasıl toparlanacak? Geriye dönük olarak tüm bunlar nasıl bir düzene girecek? Bunların hepsi bir ilerleyen dönem içinde bir tartışma konusu aynı zamanda. Tabii. Yani günün birinde kalkacağını düşününce insan, yani bu böyle bir gerek var. İktidardaki insanların uykularının kaçması lazım. Günün birinde eğer olağanüstü hali kaldırdıkları zaman yeniden bir eski nizama geçilmesi düşünülürse yapılacak işler çok. Yani 100 küsur bin insan bilmem işten çıkarılmış. Bunların haksız olduğu tespit edilenleri var artık herkesin gözünün önünde cereyan eden. Ama bu haksızlığın giderilmesi için mekanizmalar doğru dürüst oluşmamış. Güya işte bir yere başvurulacak, oradan bilmem cevap gelecek falan. Sadece onlar değil, tutuklananların bir kısmı. Şimdi bunların büyükçe bir kısmının beraat edeceği anlaşılıyor zaten. Bir kısmı tahliye edildi ama uzun süre şeyde kaldıktan sonra. İçeride cezaevinde kaldıktan sonra, evet. Mesela işte bir baylok mudur nedir? Şimdi misaller var tek tek. Kadri Gürsel'i baylok kullanan biri aramış. Filan. Şey bu, delil bu. Ya ne aramış, ne konuşmuş, ne etmiş. Bu işte bir karine oluşturuyor. Karine oluşturuyorsa bunu senin 7 ay mıdır, 8 ay mıdır ne içeride tutuklu o zamana kadar belirlemen lazım. Delilini ortaya koyman lazım. Dur kalsın içeride. Şimdi azami tutuklu kalma süresi şimdiki kanunda 5 yıldı. Yani 2 yıl da 5 yıla kadar uzatılır falan idi. Şimdi bu 5 yılı 7 yıla çıkardılar. Neyle? Bir kanun hükmünde kararnameyle. Kanun hükmünde kararname dediğiniz şeyin içinde onlarca, yüzlerce şey giriyor. Konu giriyor, madde giriyor. 53 maddeyi galiba yanlış hatırlamıyorsam son kararname 53 kanunu değiştirmiş yani. Kanunlar değişiyor. Bu kanunların hepsi olağanüstü hal şartlarının gerektirdiği bir değişiklik mi? Bu değişikliklerin değişiklikler o yüzden yapılmış. Hayır, hiç alakası olmayan şeyler var. Yani daha öncekilerde de hastane isimlerinin değiştirilmesine bilmem ne aklınıza gelirse her şeyi koyabiliyorlar. Her şey var işte. MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na. Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması. Bunların zaten mecliste tartışılması falan lazım. Meclis niçin var? Bunlar tartışılsın diye var. Şimdi meclise gitmek bir şey. Hiç kimsenin meclis düşündüğü yok. Yaz oğlum olağanüstü kararname kim diyorsa bunu. Yani orada birileri söylüyor herhalde. Birbirlerine söylüyorlar. Bir madde koydunuz mu onu da bir sepetin içine koyduğunuz zaman meclise gidince meclistekiler de izleyip ya her biri üzerinde düşünmesine de imkan yok. Düşünseler bile, düşünebilseler bile bunu ifade etmelerine imkan yok. Yani mecliste... Biliyorsunuz siz uzun yıllar meclisteydiniz ve milletvekillerinin kendilerini ifade etme süreleri vardı. Bu son yapılan meclisteki iş tüzük değişikliğiyle artık o süreler de sınırlandı. Üçer beşer dakikayla bırakın tartışmayı kendilerini bile ifade edemeyecek duruma geldi muhalefet milletvekilleri. Tabii. Abesle iştigal bir durum. Tabii iktidar milletvekilleri de öyle bir şey yapabildiği yok. Belki istemiyorlar. Yani isteseler onların da ses çıkaracak halleri yok. Evet. Şimdi bu çok daha geçmiş zamanlarda demokrasimizin daha geriye doğru baktığımız sıralarında bu hem grupları partilerin bir meclis gibi çalışırdı. İktidar partisi mesela Demokrat Parti zamanı 50 ile 60 arası. Ben gazeteciyim o sırada. Benim de en şikayet ettiğim dönemlerden biriydi o zamana kadar. Çünkü gazetecileri hapse atıyorlardı. Tutuklanma şey olmadan, haklarında karar çıkmadan atmıyorlardı gene. Şimdikinden daha medeni bir halde insanlar giriyordu, çıkıyordu falan ama tabii şey vardı, baskı vardı. Hepimiz hissediyorduk. Oradaki ile falan mukayese edilirse... şimdiki zaman yani ne kadar şey olduğu olumsuzluklar taşıdığı görülür. O zamanlar dahi
Demokrat Parti'nin, İktidar Partisi'nin içinde 1955'te milletvekilleri bütün bakanları istifa ettirmişlerdi. Grupta, meclisteki Demokrat Parti grubunun toplantısında bir önerge vererek, beğenmiyorlar çünkü bir kısmını, üç bakan hakkında bir takım suçlamalar var falan. İstifa ettiler, tek başına Menderes kaldı, o da istifa etmek zorunda kaldı filan. Yani böyle bir muhalefet vardı. 1960'ta o tahkikat encümeninin falan kurulduğu o son derece olumsuz şartlar altında bile son ana kadar Demokrat Parti grubu içinde gene bir takım milletvekilleri seslerini duyurmaya, durumu düzeltmeye, Menderes'i istifaya davet etmeye falan çalıştılar. Kendilerini ifade edebilmek için uğraştılar yani hiç olmazsa. Ne böyle bir uğraş var, ne bu durumdan doğru düz bir şikayet var. Böyle gidiyoruz. Nereye kadar gideceğiz? Altan Bey, tam burada bir şey sormak istiyorum size. Az önce ismiyle müsemma demiştim sizin için. Ancak öyle tarif edebilirim diye ifade etmiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin pek çok dönemine tanıklık ettiniz yaşamınız boyunca. Hem fikir ve siyaset adamı olarak hem gazeteci olarak. Sadece gazeteci de değil, aynı zamanda gazeteleri de yönettiniz. Başyazarlık yaptınız. Ve pek çok kitap yazdınız. Türkiye'nin belli dönemlerine ışık tutan kitaplar bunlar ve hepsi okunması, bence incelenmesi gereken çok teşekkür ederim. Çok önemli yazılı kayıtlar, hepsi birbirinden değerli. Kitaplarınızı okuduğum yıllar gençlik dönemlerime de rast gelir ama bir tanesi beni çok derinden etkilemiştir. Hepsini çok severek okudum. Öfkeli Yıllar. Ha, evet. Yine bir döneme tanıklık eden bir kitaptı. İsminden yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin öfkesiz bir dönemi var mıydı? Siyaseten sorayım bu soruyu size. Elbette biz yani bir öfkeli tarafları da olan, zaman zaman artan bir toplumuz. Ama mukayeseli olarak bakıldığı zaman, yani evet, en azından öfkenin az olduğu zaman vardı. Ve gene Demokrat Parti dönemini alıyorum. Çok zor bir dönemdi aslında. Çünkü yeni bir düzene girmişti Türkiye ve tecrübe eksikliği vardı. Türkiye'deki politikacıların da vardı. O zamana kadar Türkiye'de işte 20 sene civarında, yaklaşık 20 sene civarında tek parti dönemi olmuş. Yani 1925'ten 45'e kadar, tabii doğru. Arada bir serbest fırka denemesi yapılmış. Gene böyle denemeler falan yapılıyor ama yani böyle fiilen demokrasi içinde yaşanmamış. Osmanlı döneminde şey de var. İşte meşrutiyet, birinci meşrutiyet, o da çok kısa sürmüş zaten. İkinci meşrutiyette işte harp zamanına falan rastlamış, öyle meclis kapanmış. Yani çok az demokrasi hakkında fikri olan insanlar politikayı gene şeyde devam ettirmişler, tek parti rejiminde. Yani Bayar, Atatürk'ün ikinci şeyi, başbakanı, yani İsmet Paşa'dan sonraki başbakanı Celal Bayar. Adnan Menderes işte bütçe encümeni komisyonu sözcüsü falan. Dünyada da zaten demokrasi tecrübesi az. Bizimkilerde de az. Tek parti dönemi dolayısıyla. Buna rağmen ve tahammülsüzlükler, öfkeler falan o zamanlar oldu. Ama bakarsanız hep bir iyiye doğru gitme arzusu, partiler arası diyalogun artırılması arzusu, öfkenin azaltılması arzusu olmuş. O dönemde bile, o zaman zaman çok sertleşmesine rağmen, bahar havası şeyleri vardır, aralıkları. Yani mesela Menderes'le İnönü arasında mecliste çok ağır tartışmalar olur. Biri ötekine işte baykuş gibi der, öteki şeyine bu adam olamaz falan anlamına gelecek sözler söyler. Fakat birdenbire günün birinde kürsüden birinin söylediği bir lafı öteki iyi tarafından alıp, mesela Menderes İnönü için, elbette ki İnönü'nün de işte hizmetleri çoktur bu memlekette diye bir girizgah yapıp çiçek atar gibi konuşur.
dönem. O İsmet Paşa da hemen cevap verir. İşte bu değerli genç başbakanımız falan lafını söyler. Partilerin kongrelerine giderler öteki partinin genel başkanları. Yani Menderes'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittiği gibi. Filan yani demek istediğim o öfke tamamen böyle bir koyu bir şekilde koyu bulutların çöküp de hiç kalkmadığı gibi bir durum olmamış o zaman. Evet. Bahar havaları girmiş hiç olmasa. Şimdi bahar havası falan yok. Şu televizyonu açıyorsunuz şimdi. Başka herhangi bir demokratik ülkenin, gerçekten demokratik ülkenin televizyonunda o memleketteki iktidarın yetkilisi, sözcüsü, başbakanı, cumhurbaşkanı neyse sabahtan akşama kadar her konuşmasını yaptığında canlı yayın haline gelip de bu bütün haber televizyonlarında birden aynen yayınlanır mı? Ve onun yardımcılarının aynı şekilde. Cumhurbaşkanı konuşuyor, o sırada bir belgesel var farz edelim. Birdenbire kesiliyor ekran, kararıyor, yerine cumhurbaşkanı çıkıyor. Sanki bir kanun var. Cumhurbaşkanının her konuşması televizyonlardan aynen verilir, mecburidir falan. Ve artık anons falan da edilmiyor, öyle alışılmış gidiyor. O bitiyor, başbakan başlıyor. O bitiyor, grup sözcüsü başlıyor. Arada muhalefet, işte o zaten bunun istatistiklerini falan yapıyorlar. Evet. Biri bilmem 5 saat konuşmuşsa, öteki bilmem 30 dakika konuşmuş oluyor ana muhalefet partisi. Bir tanesi 5 dakika konuşmuş oluyor. Bir tanesi hiç konuşmamış oluyor. Bir de öyle şey var. Mecliste 4 parti var. 4 partiden bir tanesi şimdi işte genel başkanları şeyde hapiste nasıl hapiste oluyorsa o da ayrı bir tartışma konusu eş başkanları. Onun da verilmemesi esas. Çok teşekkür ediyorum. Ha, ben teşekkür ederim. Bir cümlede bayram mesajı alayım, programımızı kapatalım. Tabii yani bütün bu biraz karanlık tarafı olan, yani karanlık tarafı çok olan bu manzaraya rağmen iyimserliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu bulutların dağılacağına inanmamız lazım. Önümüzde seçimler var. Bu seçimlerde inşallah eğer böyle son dakika müdahaleleri falan filan olmazsa ki artık olmamasını umuyoruz yani. Olmaması şart yani. Olmazsa iyi bir sonuç alınabilir. Sağduyulu bir sonuç. İyi sonuç derken demokrasinin yeniden avdet etmesini, şimdi biraz bu memleketten uzaklaşmış olan demokrasinin yeniden dönmesini sağlayacak bir sonuç alınabilir. Önce yerel seçimler var. O da çok önemli tabii. Evet. Hatta birinci derece önemli bana sorarsanız. Arkadan da işte Cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri var. Bu seçimlerde bir akla uyan bir sonucun ortaya çıkması lazım. Yani bu imkanı Türkiye'yi yeniden demokratikleştirecek bir imkanı artık o kadar az kullanabiliyoruz ki bu demokrasi lafını, kelimeyi söylerken tam söyleyemiyorum, o hale geldik. Bunu sağlayacak bir ortamımızın doğması mümkün. Buna inanmak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak lazım. Evet, çok teşekkür ederim Hanım. Herkese iyi bayramlar dilerim tabii. Sağ olun. Siz başta sağ olmak olun. Üzere bayram, ziyaret ettiniz, geldiniz buraya. Çok ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Mutlu bayramlar diliyorum. Yeni bir bayram sohbetinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.